Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ahlakını ve onun bizler için nasıl bir önder olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Geçen hafta Efendimiz aleyhissalatu vesselamın affedicilik yönünü ele aldık. Bu haftada nasip olursa onun zikrini ele alacağız. Yani Allah Resulü Rabbini nasıl zikretmiş zikir konusunda nasıl bir tavır içerisinde olmuş, hayatını zikirle nasıl süslemiş bugün onu göreceğiz. Şimdi kardeşlerim Allah Azze ve Celle bize birçok ayette kendisini sürekli zikretmemizi emretmiş. Buyurmuş ki mesela bir ayet-i kerimede Ya eyyühellezine amenu zikurullaha zikran kesira Ey iman edenler Rabbinizi çokça zikredin. Yine bir ayet-i kerimede Fezkurunni ezkurkum buyuruyor. Beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Ben de sizi anayım. Şimdi soru şu. Allah bize bunu emretmişse bizim Rabbimizi zikretmemiz nasıl olacak? Öyle ya. Biz bilmiyoruz. Kur'an bize anlatmıyor Rabbimizi nasıl zikredeceğimizi. Ben nasıl zikredeceğim Rabbimi? Tek cevap Allah Resulüne bakacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Rabbini nasıl zikretmişse biz de aynen öyle zikredeceğiz. Niye? Çünkü din ancak onun gösterdiği şekilde yaşanırsa din olur. Kafana göre din yaşarsan ona din denmez. Eğer Allah razı edeceksen Allah Resulü gibi yaşayacaksın. Hatırlıyor musunuz Muhammedun Resulullah ne demek diye bu ders silsilesinin içerisinde bir ders anlatmıştım ben dört tane esası var demiştik. Muhammedun Resulullah dediğim zaman, Muhammed Allah'ın Resulüdür dediğim zaman, bunun benden kabul edilebilmesi için dört tane şart var demiştik. Cevap vermek isteyen var mı? Sayabilecek. Bir, haber verdiklerinde onu tasdik etmek. Emrettiklerinde itaat etmek. Nehyettiklerinden sakınmak. Dördüncüsü de dini onun gösterdiği şekil üzere yaşamak. Yani ben eğer Allah Resulü'nü peygamber olarak kabul ediyorsam benim Allah'ın bana gönderdiği dini onun gösterdiği şekilde yaşamam lazım. Aksi halde Allah benden bu dini kabul etmeyeceğini söylüyor. Şimdi nasıl ki namazımızı ondan öğreniyorsak, orucumuzu, haccımızı, zekatımızı ondan öğreniyorsak zikrimizi de ondan öğreneceğiz. Rabbimiz Kur'an'da bize dedi ki ve akimus Namazı kılın. Ama nasıl kılacağımızı bize anlatmadı. Aynı Allah fezkuruni diyor. Beni zikredin. Nasıl zikredeceğiz ya Rabbi? Yine bilmiyoruz. Namazı kimden nasıl öğreniyorsak zikri de ondan öğreneceğiz. O olmadan bizim Allah'ı zikretmemiz kesinlikle hatayla beraber olacak ki Allah böylesi bir şeyi kabul etmez. İşte bugün sapıtan, bazı insanlar, sofiler burayı kaçırdıkları için sapıtıyorlar. Ya adam zikir diye yere 10-15 tane adam dizmiş üzerlerinden yürüyor. Birisi tavana atlayıp avizeye sarılıyor. E birisi bakıyorsunuz kendisine şiş batırıyor. Bütün bunlar zikri Resulullah'tan öğrenmediklerinden kaynaklanıyor. Hani ma la yetimmul vacibu illa bihi fehuve vacibun diye bir kaydemiz vardı ya bizim. Bir vacip bir farz, bir emir neyle tamamlanıyorsa o tamamlayıcı olan unsur da vaciptir, farzdır. Şimdi Allah bana kendisini zikretmemi emretmişse bu vecibe neyle tamamlanıyor? Benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zikrini nasıl yaptığımı bilmemle tamamlanıyor. O zaman bunu öğrenmem vacip kardeşim. Benim de onun gibi yapmam vacip. Çünkü bu onsuz olmuyor. Eğer Allah bana kendisini zikretmeyi emretmişse ben o zaman mutlaka Resulullah nasıl yapıyor bunu öğreneceğim. İşte bizim burada bu konuyu anlatmamızın temel nedeni bu. Allah beni zikredin diyor. Rabbimizi zikredeceğiz. Ama nasıl zikredeceğiz bilmiyoruz. Resulullah'tan öğreneceğiz. İşte Allah Resulü'nün zikrini Rabbini nasıl zikrettiğini bugün öğrenerek bu vecibeyi yerine getirmiş olacağız. Zikir sözlükte unutmamak demek. Nisyanın tam zıttı, gafletin tam zıttı. Eğer bir insan bir şeyi unutmuyorsa Arap dilinde ona zikir deniliyor. Biz zikir dediğimizde, Rabbimizi zikretme dediğimizde onu hiçbir işte, hiçbir şeyde unutmamayı kastediyoruz. Yani evinde unutmayacaksın. İş yerinde unutmayacaksın Allah'ı. Siyasetinde unutmayacaksın. Devlet idaresinde unutmayacaksın. Mahkemende unutmayacaksın. Ticarethanende unutmayacaksın. Düğün yaparken gelin kızı aldığın zaman unutmayacaksın. Allah yokmuş gibi davranmayacaksın. Sürekli Allah'ı hatırına getireceksin. Allah'ın o anda senden ne yapmanı istediği şekli düşüneceksin. Ve onunla amel edeceksin. Yine alırken, satarken, Yatarken, uyurken, affederken, bağışlarken, kızarken, yahu her halükarda. Yani senin hayatının 24 saatinde yaşamış olduğun nasıl haller varsa, bütün bu hallerde Allah'ı hatırına getirerek bir tavır ortaya koyman lazım. O zaman sen Allah'ı zikretmiş olursun. Zikrin birinci manası bu. Yani Allah'ı unutmamak, Allah yokmuş gibi davranmamak. Zaten ayet-i kerimede Rabbimiz bize Allah'ı unutmamamızı, kendisinden gafil olmamamızı emir buyuruyor. Diyor ki mesela وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Demek ki tarihte bir grup Allah'ı unutmuş. Allah yokmuş gibi hayat yaşamışlar. Tıpkı günümüzün insanı gibi. Yani camide Allah var ama devlet idaresinde Allah yok. Cenazemizde Allah var ama düğünümüzde Allah yok. Bazı merasimlerimizde Allah var, kandillerde vesaire ama ticaret Allah yok. Böyle yaşıyor insanlar. Tarihte de birileri böyle yaşamış. Allah onları eleştirmiş ve bize demiş ki: "Sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah yokmuş gibi davranmayın. Yani Allah'ı anın, sürekli Allah'ı hatırınızda tutun. Zikrin birinci manası bu. İkinci manası daha çok bilinen yaygın olan anlamı kardeşler zikir bir şeyi kalbe ve dile getirmek demek. Kalbe ve dile getirmek. Ya da diğer bir tabirle şeriatta varit olan zikir lafızlarını dil ile ya da dilinle söylemiyorsan kalbin ile anmandır. Biz Türkçe'de buna anmak kelimesini kullanıyoruz. Dolayısıyla zikir neyle yapılıyormuş? İki şeyle. Bir dil İki kalp. Bazen de ikisi birden. O zaman üç haleti ortaya çıkıyor. Dilin ile Rabbini anarsan, mesela yolda giderken bisiklet sürerken arabaya bindiğinde ağzına, manasını düşünsen de düşünmesen de Allah'ın sana söylediği lafızları telaffuz ediyorsan, dilinle söylüyorsan bu zikirdir. Bunu dilinle söyleyemiyorsun. Diyelim ki ortam buna el vermiyor. Kalbinden bunu yapıyorsan bu da zikirdir. Ama en güzeli bir köşeye çekilip hem dilinle hem de manalarını kalbine getirerek zikir yapmandır. Bu en eftal olanıdır. Buna da zikir denir, denilir. Rabbimiz bu iki manayı da Kur'an-ı Kerim'de kullanmış. Yani bir şeyi dil ile anmak ya da bir şeyi kalben hatırlamak. Kalben tefekkür etmek. Bu iki manaya da Kur'an-ı Kerim'de ayetler varit olmuş. Mesela buyurur ki Rabbimiz فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوَشَدَّ ذِكْرًا Hac menasikini tamamladığınız zaman Rabbinizi babalarınızı andığınız gibi hatta daha öte bir şekilde anın, zikredin. Mekkeli müşrikler ya da İslam gelmeden önce yaşayan şirk ehli insanlar hac yaptıklarında, hacı bitirdikleri zaman bazı rivayetlerde Mina'da, bazı rivayetlerde başka yerlerde bir araya gelirler ve atalarını anlatırlarmış. Benim atam şöyle iyi. Benim atam şöyle pehlivan. Benim atam şöyle cömert. Böyle atalarını överlermiş. Allah Müslümanlara diyor ki: Hac ibadetlerini bitirdiğiniz zaman müşrikler gibi atalarınızı övmeyin. Siz övecekseniz Allah'ı övün. Anlatacaksanız Allah'ı anlatın. İnsanlara bahsedecekseniz Allah'ı bahsedin. Bakın burada bütün alimlere göre فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ diyor ya, buradaki Allah'ı zikredin ifadesi dil ile yapılan zikirdir. Yani bir mecliste Allah'ı anlatmak, Allah'ı anmak, Allah'ı gündem etmek. İkinci manasıyla yani kalp ile Allah'ı hatırlama anlamında Kur'an-ı Kerim'de yeni ayetler var dedik. Rabbimiz buyuruyor ki Al-İmran suresinde وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا onlar bir fuhşiyat işlediğinde ya da nefislerine zulmettiklerinde zekerullah Allah'ı hatırlarlar. Bakın buradaki zekerullah ifadesi diliyle Allah zikrederler değil. Bütün alimlerimize göre yani kalplerinden Allah hatırlarına gelir. Hemen utanırlar, mahcup olurlar, Allah'a karşı bir haya içerisinde olurlar ve bu şekilde hemen günahlarından af dilerler. Dolayısıyla kardeşlerim zikir dediğimiz zaman üç şeyi hatırlayacağız. Bir, unutmamak. iki Allah'ı dil ile anmak. Üç, Allah'ı kalp ile anmak. Aklımızdan çıkartmamak. Dilimizle anmak, kalbimizle anmak. Zikir dediğimiz zaman genelde bizim kastettiğimiz şey bu üç şey olacak. Bunun haricinde mana yok mu? Kur'an-ı Kerim'de belki 15-16 anlamla kullanılmış zikir ama bizim Konumuzla alakalı olan kısmı bu. Zikir dediğimizde bunları unutmayacağız inşallah. Allah'a zikir dediğimizde bunun her ortamda, her durumda caiz olan olması gereken bir husus olduğunu unutmamalıyız. Zikir her durumda caiz bir ibadettir. Yani tuvalete girerken bile yapıyorsun. Yatak odasına girdiğinde bile yapıyorsun. Yemek yerken yemekten kalktığında, ticaret yaparken, arabaya bindiğinde her halde. Yani Allah Resulü'nün hangi hali var da Rabbini zikretmemiş? Bir insan eğer Allah'la ciddi bir bağ kurarsa her halde onu zikreder. Yani çok özür dilerim cünüplük hali bile Rabbini zikretmeye mani değildir. O nedenle biz Rabbimizle her an beraber olabilmeyi, her an onu anabilmeyi ihmal etmeyeceğiz. Ayşe annemiz ne diyordu kardeşler? Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yezkurullâhe fî kulli ahyânihi. Resulullah her halinde her anında Rabbini zikrederdi. Yani ya diliyle onu anar, anlatırdı ya kalbiyle onu hatırlardı ya unutmazdı. Sürekli Rabbiyle baş başaydı beraberdi. Allah azze ve celle Alimran suresinde zaten bu hakikate değiniyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O müminler Allah'ı otururken, ayaktayken ve yanlara üzere yatarken zikrederler. Ya bir insanın zaten üç tane hali var. Ya oturur, ya ayakta gezinir, ya da yatar. Ne demek otururken, ayaktayken ve yatarken Allah'ı zikretmek demek? Yani onlar her halde Allah'ı zikreder. Çünkü başka bir halin kalmıyor ki geriye. Bu 24 saati de kapsayacak bir ifadedir. O nedenle biz her halimizle Allah'ı zikretmeliyiz. Bunu bileceğiz. Ama bir hatırlatma yapayım. Zikrin bize fayda sağlaması için, zikrin bizim kalplerimizi canlandırması, tekrar ona hayat kazandırması için Allah'ı zikrederken bazı şartlarla beraber zikretmesi gerekir. Şimdi ben mesela yolda giderken, arabamı sürerken Rabbimi zikrediyorum. Evet, zikrediyorum. Bu güzel bir şey. Bana sevap kazandırır da. Zikirden beklenen faydaları sağlamaz bu. Zikirden beklenen faydaları sağlaması için benim zikrin özel şartlarını yerine getirmem lazım. Mesela kardeşler, namaz kıldığımız zaman namazı sadece eda etsek, huşusuna, kıraatine, anlam bütünlüğüne dikkat etmesek, namaz bize kendisinden beklenen faydaları sağlar mı? Sağlamaz. Sadece üzerimizden sorumluluğu düşürür. Biz onu eda etmiş oluruz. Ama eğer biz namazı rükûsuyla, sucuduyla, huşusuyla, kıraatiyle, anlam bütünlüğüyle beraber eda edersek o zaman ne olur biliyor musunuz? Namaz bizi fuhşiyattan alıkoyar, münkerattan alıkoyar. Bizi sahabe gibi sahabe kıvamında bir insan haline getirir. Bu ondan beklenen bir faydadır. Nasıl ki bakın namazı siz koşulsuyla eda ettiğiniz zaman Allah Resulü'nün kıldığı gibi kılmaya çalıştığınız zaman size bir takım faydalar veriyorsa zikir de böyle. Siz zikri belirli şartlar da yaparsanız zikir sizin hayatınıza anlam katar. Kalbinizi canlandırır. Kalp katılığınızı giderir. Sizi gerçekten Allah'tan korkan bir kul haline getirir. Artık Allah'ın ayetlerini duyduğunuzda bir Müslüman size nasihat ettiğinizde anında gözünüzden yaşlar boşalır. Zikir bu faydayı sağlar. O nedenle evet biz bisikletimizle giderken, arabamızı sürerken, yemek yerken, arkadaşlarımızla otururken her halimizde Rabbimizi anacağız. Ama zikir bizim kalbimizi dirilsin istiyorsak Allah'la baş başa kalıp belirli şartlar içerisinde Rabbimizi anacağız. Bunu yaparsak inanın kalbimiz canlanır. Şimdi bir insan Rabbini bu şekilde zikrettiği zaman zikir ona canlılık kazandırır dedik. Hayat verir. İbn-i Teymiye diyor ya balık için su neyse kalp için zikir odur. Balık sudan çıkarıldığı zaman nasıl ki ölmeye mahkum ise kalp de zikirden uzaklaştırıldığında ölmeye mahkumdur. Evet kalp var görünüşte bir şekil var ama ölü. Balık var görünüşte bir balık ama ölmüş. Nasıl ki bu balık sudan çıkarılınca ölüyorsa sen de Rabbini zikretmeyi terk ettiğin zaman ölürsün, ölmeye mahkumsun. Ölmemek istiyorsan Rabbini zikredeceksin. Sonra kardeşler zikir senin kalbini güçlendirir. Kalbinin katılığını gider giderir. Şeytandan, cinlerden korur. Allah'ın seni terk etmemesini temin eder. Yüzüne nur getirir, Allah'a yakınlaştırır, şeytanı uzaklaştırır. Her halinde sana bereket getirir. Bakın bunlar zikirden beklenen faydalar. Benim bunları elde edebilmem için mutlaka oturup Allah'ı belirli şartlar çerçevesinde zikretmem lazım. Bunu nasıl yapacağız? Ben çok önceki bir dersimde İbnül Cevzi'den 7 tane madde anlatmıştım. Bilmiyorum hatırlayanınız var mı? İbnül Cevzi rahimeullah diyor ki: "Allah'ı zikretmeye karar vermiş bir kulun şu 7 şeyi yapması lazım." Evet, ben Allah'ı çokça zikreden erkeklerden olacağım. Allah'ın zikrettiğiniz zaman felaha erersiniz dediği kendisiyle büyük bir ecre sahip olursunuz dediği zikir sahibi kullardan olacağım diye karar verdiğiniz anda o zaman şu yedi şey yapmanız lazım. Bir, gözle görülen tüm meşgalelerden uzaklaşmanız lazım. Yani araba sürerken Rabbini zikredebilirsin bu güzeldir. Ama kardeşim o kadar hengamenin içerisinde nasıl Allah'ı zikredeceksin? Nasıl kalple dil zikrini bir araya getirebileceksin? Uyumunu sağlayacaksın? Bu mümkün değil. Bütün meşkalelerden uzaklaşacaksın. Hani Efendimiz hadiste diyor ya arşın altında gölgelenecek 7 sınıf insan vardır. Bunlardan bir tanesi de bir köşeye çeker, çekilip insanlardan uzaklaşıp Rabbini zikreden sonra da gözyaşlarına boğulandır. Böylesi bir insan Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecektir. O nedenle İbnül Cevzi'nin dediği gibi bütün meşkalelerden uzaklaşacağız. Yani Rabbimizle baş başa kalıp Allah'ı zikredeceğiz. İki beden azalarımızı dikkat dağıtıcı her türlü hareketten uzaklaştıracağız. Mesela talebeler var. Ben talebelerle meşgul olduğum için bilirim. Çocuk Kur'an okur, eliyle bir şeyler oynar. Çocuk sabah akşam zikirlerini yapar, tespikle oynar. Kitap karıştırır, saçını başını kurcalar. Yani bir türlü şöyle dizinin üstüne çöküp de gözlerini yumup da ya da o adaptasyonu sağlayıp da Rabbini zikredemez. Hareket var hareket. Hareket olunca da dille kalp uyumu bozuluyor. Dille kalp uyumu bozulduğu zaman huşu ortadan kalkıyor. Huşu ortadan kalkınca zikirin beklenen faydaları sana gelmiyor. Üçüncüsü kalbinden her türlü düşünceyi def etmelisin diyor İbnül Cevzi. Yani Rabbini zikretmeye adapte olduğun zaman dünyadan, borçlardan, hanımdan, çocuktan her şeyden uzaklaşacaksın. Aklına getirmeyeceksin bunları. O zaman zikir sana fayda verir. Bunun için de kardeşler sessiz bir ortam, sakin bir atmosfer, telefonunuzu uçak moduna alıp hatta gerekirse komple kapatıp hiçbir kimseyle irtibat kurmamanız gerekiyor. Sadece Rabbinize ayıracaksınız o zamanı. Allah için düşünün ya böyle anlarınız var mı sizin? Yani Facebook'a yarım saat ayırabiliyorsunuz. Falanca arkadaşınız telefonla sizi aradığı zaman 15 dakika bıkmadan usunma usanmadan onunla konuşmaya zaman ayırabiliyorsunuz. Ya Rabbinizle 15 dakika konuşmaya zamanınız var mı sizin? Hiç düşündük mü mesela böyle bir şeyimiz var mı? Yok ki. Çünkü nasıl olsa Allah affeder. Nasıl olsa Rabbim merhametlidir. Görmezden gelir, duymazdan gelir deyip Allah'a haşa hep ikinci plana atıyoruz yani. Ama falanca adamla görüşmezsek yani dünya yok olur sanki. Ya arkadaşımızla görüştüğümüz zaman kadar Rabbimizle oturup baş başa görüşemiyoruz ha. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Dördüncüsü kardeşlerim nefsine kendisini zikrettiğin Rabbin azametini hatırlatacaksın. Ya sen alemlerin Rabbi olan gökleri yeri direksiz yaratan cenneti cehennemi olan azamet sahibi kirilerlerce melekleri yaratan Allah'la konuşuyorsun onu zikrediyorsun. Sen böyle bir Allah'ın karşısında Tabii ki edebini takınacaksın, onun azametini sürekli kendine hatırlatacaksın. Beşincisi zikrini tecvid dile yapacaksın. Sub, 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 sub. Subhanallah böyle denmez ki, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Yani Allah ve Resulünün senden istediği şekil üzere onu söyleyeceksin. Adam bir başlıyor, sub, 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 sub. ya böyle tesbihat olmaz, böyle zikir olmaz. Eğer Allah zikredeceksen tecvidine Arap dilinin kurallarına riayet ederek yapacaksın. Bunun için de Kur'an okumayı öğreneceksin. Altıncısı oturulması mümkün olduğu kadar uzun süre oturacaksın. Çünkü zaman uzadıkça diyor İbnül Cevzi insanın Allah'la olan bağı daha da artar. Allah'la daha çok yakınlaşma sağlanır. Ama hemen oturup da iki dakika zikredip kalkarsan beklenen faydayı elde edemezsin. Son olarak da zikrini tamamladığın andan itibaren diyor yeniden başka bir zikir yapana kadar o aradaki mesafede kesinlikle o zikir halini bozacak şeylerden uzak duracaksın. Televizyon, internet, sinema, müzik, kadın, bütün bunları terk edeceksin. Çünkü bu zikrin faydasını bozan bir unsurdur. İşte kardeşlerim, biz normalde Rabbimizi zikredeceğiz. İster insanların içerisinde olalım, ister ticaret hanemizde olalım, ister trafikte olalım. Yani adaptasyon sağlayalım, sağlamayalım. Herhalde Allah'ı zikredeceğiz. Ama eğer fayda bekliyorsak, zikir bizi adam etsin istiyorsak özel zaman ayıracağız. Bugün insani ilişkilerde bile özel zaman ayırmadığınızda ilişkileriniz düzgün olmuyor. Bir insanla bile ilişkinizi düzelteceğinizde ona özel zaman ayırmanız lazım. Eğitim böyle mesela. E sen Rabbine zaman ayırmazsan Allah sana beklenen faydaları verir mi? Elbette ki vermez. O nedenle biz Rabbimizi ona özel zaman ayırarak zikretmeye gayret edeceğiz. Şimdi biz böyle bir zikir yaparsak hakikaten huşusunu, hudusunu, her türlü o maneviyatını sağlayarak Allah'ı zikredersek Allah bize ne vaat ediyor biliyor musunuz? İyi dinleyin. Ve zâkirîn Allah'a kesîran ve zâkirat. Allah'ı çok çok zikreden, hiç unutmayan, her daim gündemeden erkek ve kadınlara Eaddallahu lehum magfiraten ve ecran azima. Allah onlara bir mağfiret, bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ya bir insan bile seni övdüğü zaman, sana iltifatlarda bulunduğu zaman hoşuna gidiyor. Onu ödüllendirmek istiyorsun. Sen alemlerin Rabbini zikredeceksin de o seni ödüllendirmeyecek. Böyle bir şey mümkün mü ya? Sen Allah'ı çokça zikredersen, bakın sadece zikir değil çokça zikir, bu da her ortamda Allah'ı anmakla olur. Biraz sonra örneklerini göreceğiz. Allah Resulü'nün her anı zikir. Tuvalete girerken dahi ya. Pis, necis bir yere giriyor. Oraya girerken bile Rabbini hatırlıyor. Oradan çıkarken Rabbinden af diliyor. Böyle bir peygamber. Her anı zikir. İşte sen böyle yaparsan Allah sana büyük bir mükafat hazırlayacak. Bir de günahını affedecek. Sonra buyuruyor ki Rabbimiz. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Felaha erişmek için Allah'ı zikredin. Felah bulmanız için Allah'ı çokça zikredin. Felah kelimesi Arap dilinin en kapsamlı kelimelerinden bir tanesi. Dünya ahiret bütün hayırları içerisine alan bir kelime felah. Ahirette felah istiyorsan yani cehennemden korunmak, yani cennete girmek, yani cennette en yüksek makamları elde etmek, yani Allah'ın cemalini görmek, yani Resulullah'a komşu olmak bütün bu manalar içerisine alır. Sen böyle olmak istiyorsan Allah'a zikret. Yine yani buyuruyor ki Rabbimiz onlar iman eden ve kalpleri Allah'ın zikriyle itmi inana mutmainliğe ulaşan insanlardır. Ela bi zikrillahi kulub. Zaten kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Gönlün rahatlayacaksa şu dünyada en mutlu insan olacaksan Allah'ı zikredeceksin kardeşim. Allah'la beraber olacaksın her halinde, her anında böyle olursan ancak dünya zevkli olur, tatlı olur. Vele ki fakir ol. Böyle olmazsa dünyalar senin olsa, bütün dünyanın mülkü sana ait olsa dünyadan lezzet alamazsın. Alamamış birileri sen de onlardan bir tanesi olursun. Şimdi Allah için bir düşünün. Ebu Bekir radıyallahu an Kur'an okuyor. Ömer radıyallahu an Kur'an okuyor. Ya hıçkırıklara boğuluyor ağlamaktan kıraatlerini devam ettiremiyorlar. Onlar da insan. Biz de Kur'an okuyoruz. Ama ne etkileniyoruz ne etkiliyoruz. Ne gözümüzden yaş geliyor ne kalbimiz ürperiyor. Ne fark var? Vallahi Kur'an aynı Kur'an. Ayetler aynı ayetler. Ya birileri hüngür hüngür ağlamış, etkilenmiş ve gerçekten amel etmişler. Biz ise ne etkilenebiliyoruz, ne amel edebiliyoruz, ne de kalbimizde bir ürperti duyuyoruz. Niye? Sebebi çok açık ve belli. Onlar Allah'ı zikrettiler. Allah bunun neticesinde onların kalplerini yumuşattı. Biz Allah'ı zikri terk ettik. Neticesinde Allah bizim kalplerimizi katılaştırdı. Bundan dolayı onlar ağlıyor, biz ağlayamıyoruz. Onlar etkileniyor, biz etkilenemiyoruz. Eğer gerçekten etkilenmek, etkilemek ve amel edebilmek istiyorsak Kardeşler kalbimizi yumuşatacağız. Bunun da en etkin yolu Allah'ı zikretmektir. Şimdi zikir sadece belirli tesbihatları yapmak da değildir. Yani zikir dediğimizde sadece ne anlıyoruz? Subhanallah demek, Allahu Ekber demek, La İlahe illallah demek, illa bir şeyleri demek. Bazı tesbihatları ve virtleri yapmak olarak algılıyoruz doğru mu? Hani zikir denilince akla ilk bu geliyor. Ama böyle mi? Hayır kardeşlerim zikrin envai çeşidi var. Dua etmek zikir olur mu? Olur. Nasihat etmek zikir olur mu? Olur. Biraz önce dediğimiz gibi subhanallah elhamdülillah demek zikir olur mu? Olur. Kur'an okumak zikir olur mu? Olur. Ders dinlemek zikir olur mu? Olur. Ya o kadar geniş bir yelpazesi vardır ki bütün bunlar Allah tarafından zikir olarak değerlendirilir. İnanın bu Allah'ın kullarına verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi. Eğer zikir tek halet üzere olsaydı inanın hepimiz bıkardık, usanırdık, tembelliğe bürünürdük. Yani sadece zikir Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek gibi bazı lafızları telaffuz etmekten ibaret olsaydı inanın bıkardık. Ama Allah bize merhamet etmiş kardeşler zikri envayı çeşit kısımlara bölmüş, ayırmış hangisini yaparsak onu zikir zikir kabul edeceğini söylemiş. İbn Kayyim diyor ki Cilaul Efham adlı eserinde Allah'ı zikretmenin birçok kısmı vardır. Allah'ı zikretmek çeşit çeşittir. Bunlardan birincisi Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah'ı anmak. Ya Rabbi sen Rahmansın, sen Rahimsin, Kerimsin, Malikul Mülksün, Ya Rabbi Cebbarsın, Azizsin. Durum ve şart neyi gerektiriyorsa Allah'ı Allah'ın isim ve sıfatlarıyla zikretmek ve bu şekilde ona övgülerde bulunmaktır. Birinci zikir çeşidi bu. İkincisi, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi bazı lafızlarla Allah'ı anmaktır. Üçüncüsü, Allah'ı hükümleri, emirleri ve yasaklarıyla anmaktır ki ilim ehlinin zikri budur. Yani ne demek? Bir insan ilim ehli ise Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyecek ama... Onun zikri bu değil. Onun zikri daha çok Allah'ın ahkamını insanlara ulaştırmak. Dinini, hükümlerini, emirlerini, yasaklarını, tevhidi, onu bozan şeyleri. Bunu anlatmak insanlara. Alimin zikri bu. Bir alim bir köşeye çekilip Subhanallah, Elhamdülillah diyerek belirli lafızlarla Allah'ı zikretmesi mi daha eftal? Yoksa insanlar Allah'ın dinini anlatması mı daha eftal? Kesinlikle bu. İşte alimlerin zikri budur diyor üçüncü. Dördüncü olarak Allah'ın kelamı ile onu anmak ki bu da Kur'an okumaktır. Bir insan hiç Subhanallah demese bile sürekli Kur'an okusa bu da Allah katında Allah'ı zikredenlerden yazılır. Beşincisi de kardeşlerim ona dua etmek, ondan bağışlanma dilemek ve ona yalvarmakla yapılan zikirdir. Yani ben Subhanallah elhamdülillah demesem bile elimi kaldırıp Rabbime dua ettiğimde, secdeye varıp Rabbimden bir şeyler istediğimde Allah bunu da zikir sayıyor Dolayısıyla Allah bize merhamet etmiş Zikri çeşitlendirmiş Bütün bu zikir çeşitlerinden hangisiyle Ona yaklaşırsak Bunu kendisini zikir olarak Kabul etmiş Kardeşlerim Zikir İnsanoğluna müthiş kazanımları Olan bir ibadet İbn-i Kayyum Rahimahullah El-Vabilus Sayyib adlı eserinde Ki bu eser rahmet yağmurları diye bir de zikir, zikrin faydaları diye iki yayın evinden çıktı tercüme edildi. Orijinal adı el vabilu minel kelimit tayyib. Güzel kelimelerden sağanak yağış. Güzel kelimelerden sağanak yağış. Orijinal adı bu. Bu kitabında 70 kadar zikrin faydasını anlatıyor. Kazanımını anlatıyor. Yani sen Allah'ı zikrettiğinde şu 70 tane şey veya 70 küsur şey sana bir kazanım olarak dönecektir diyor İbni Kayyım. İnanın öyle harika şeyler var ki mutlaka bu hafta o kitabı okuyacağız yani kaçış yok. Mutlaka Rahmet Yağmurlar kitabını okuyacağız. İçerisindeki o faydaları elde edeceğiz. Çok güzel bilgiler var. Ben sadece bunlar içerisinden bir tanesine değineceğim. Yani ben Allah'ı zikrettiğim zaman ne elde ediyorum kardeşim? Allah bana ne veriyor? 70 kadar şey zikretmiş İbni Kayyım ama bir tane çok önemlisini ben hatırlatacağım. Arkadaşlar ben Allah'a zikrettiğim zaman Allah da beni zikredecek. Ben onu andığım zaman Rabbim de beni anacak ya. Ya Allah'ın beni anması, beni ismimle meleklere zikretmesi, beni asla ihmal etmemesi. Bundan daha büyük bir insan için şeref olabilir mi? Ne diyor? Fezkuruni ezkurkum. Siz beni anın, unutmayın. Dilinize vurun, kalbinizle hatırlayın. Beni anın ben de sizi anayım. Allahu Ekber. Yani Allah'ın bizi anması kadar büyük bir şeref olamaz bir insan için ya. Eğer sen Rabbini anarsan mesela bir nasihat ortamında anarsan ya da bir haram işlenen yerde Allah'ı hatırlatarak insanları korkutur bu şekilde anarsan ya da Müslümanlarla bir araya geldiğinde kardeşler boş geçirmeyelim Allah için bir nasihatte bulunalım bir nasihat edelim, bir ayet okuyalım, bir hadis okuyalım gibi Allah'ı hatırlarsan Allah da seni hatırlayacak ya unuttuğundan değil. Özel anlamla seni hatırlayacak, seni rahmetiyle anacak, lütfuyla anacak, mağfiretiyle, günahlarını affetmesiyle anacak, başarıya ulaştırmasıyla, kendi haline bırakmamasıyla, kendi katındaki meleklere ismen anmasıyla, bütün bunlarla anacak yani. O nedenle Allah'ı özellikle bu anlatılan faydaları elde etmek için zikredelim. Daha çok zikredelim bu bizi teşvik etsin. Bakın bir gün Ubey bin Kabı Allah Resulü çağırıyor. Diyor ki ey Ubey Allah bana Beyyine suresini sana okumamı emretti. Ubey'i çağır Ubey'e Beyyine suresini oku o senden dinlesin dedi. Ubey bin Kab dedi ya Resulallah Allah benim adımı mı zikretti? Dedi ki evet. Allah Ubey bin Kaba bunu oku dedi. Bunun üzerine Ubey bin Kaba da ağlamaya. Evet. Sen eğer Allah katında değerli olursan Allah seni zikreder. Peygamberine senin adını söyler. Melekleri seni ismen bilir. Böyle artık Allah katında fişlenmiş birisi olursun yani. Böyle sürekli melekler tarafından her yerde adı anılan bir insan olursun. Böylesi büyük bir Faydası vardır zikrin. Aynı zamanda zikir en kolay ve en zahmetsiz bir ibadet olmasına rağmen en değerli ve en büyük ibadettir. En değerli, en büyük, en faziletli ibadettir. E hocam namaz değil mi en faziletli ibadet? Ya zaten namaz da Allah zikir ya. Allah söylüyor Kur'an'da. Allah zikir en değerli şeydir. En büyük şeydir. En güzel ibadettir. Bakın buyuruyor ki Ankebul suresinde. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ı zikir elbette en değerli olandır. En büyük ibadettir. En faziletli ibadettir. Alimlerimiz demişler ki bunun iki anlamı var. Şimdi burada zikir kelimesi mastar. Allah'ı benim zikretmem mi? Allah'ın beni zikretmesi mi? En değerli olan şey. En büyük olan şey. Anladınız mı? İki şey var. Bakın. Birinci mana benim Allah'ı anmam, zikretmem her şeyden değerli. İkinci mana Allah'ın beni anması benim için her şeyden değerli. Bu iki manada Arapça dil açısından müsaittir. Alimler bu iki manayı da elverişli ve uygun görmüştür. Şimdi iki manayı da destekler mahiyette Allah Resulü'nün sözleri var. Bakın birinci manaya delil getireceğim bunu. Yani bir kul olarak benim Rabbimi zikretmenin en değerli şey olduğu. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam size amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en temizini, derecenizi en fazla yükseltenini, sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı olanını, düşmanla karşılaşıp sizin onların boyunlarını vurmanızdan, onların da sizin boyunlarınızı vurmasından daha çok sevap getirecek olanını haber vereyim mi? Tabii ki ya Resulallah haber ver diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Zikrullahi Teala Yüce olan Allah'ı zikretmektir. Bu rivayet birinci manayı destekler mah mahiyette bir rivayet. Yani bir kul olarak benim Rabbimi anmam benim için altın ve gümüş infak etmekten benim için düşmanla karşılaşıp şehit olmaktan ya da Onları öldürmekten daha çok ecir getirecek bir şeydir. Bakın şehit olmaktan daha üstün değil belki. Ama ondan daha fazla sevap getirebilecek bir şey. Allah'ı sürekli zikretmek. İkinci manayı destekleyecek bir rivayet. O da biraz önce okudum. Ubey bin Kab'ın Allah Resulü ile arasında geçen konuşma. Ne diyor? Rabbim benim adımı sana mı zikretti? Benim adımı sana mı andı? Ya Resulallah. Demek ki Allah senin adını anabilir. Bu en değerli şeydir. O yüzden kardeşlerim, kısa yoldan köşeyi dönmek istiyorsak, az işle çok değerli şeyler kazanmak istiyorsak Rabbimizi bol bol zikredeceğiz ve e, bu noktada Allahu Teala'dan bol bol yardım isteyeceğiz. Çünkü o yardım etmeden biz asla zikir yapamayız. O nedenle Allah Resulü Muaz radıyallahu anha elini şöyle omzuna koyarak diyor ki: "Ey Muaz, Allah için seni seviyorum." O nedenle her namazının ardına mutlaka şu duayı yap. Allahümme e'inni ala zikrika ve şükrika ve husn ibadetik. Rabbim seni güzelce zikretmek, sana güzelce şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek için bana yardım et. Bunu yapmazsak zikretmek zor gelir kardeşler. Bazı insanlar var hakikaten. Yani Kur'an okumak zor geliyor adama. Namaz kılmak zor geliyor. Allah'ı zikretmek zor geliyor. Ya da sürekli böyle Allah'ın anlatılma adam rahatsız oluyor ya. Ya ne bu kardeşim diyor? Az da diyor attan, avrattan, fiyattan, murattan bahsedelim. Ya Allah'tan niye rahatsız oluyorsun? İşte Allah kolaylaştırmadığı için rahatsız oluyor adam. Evet, kardeşlerim, şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ı nasıl zikrettiğine dair örneklerimize geçebiliriz. Burada hani böyle diğer derslerde yaptığım için madde madde örnek vermeyeceğim. Sadece hayatında nasıl zikri uygulamış, her alanda nasıl zikri tatbik etmiş bunu göstereceğim. Alimlerimiz diyorlar ki mesela İbn-i Kayyum Zadül şöyle diyor. Allah Resulü'nün her lahzası, her anı Allah zikriydi. Konuşması, dinlemesi, sükutu, bakması, yemesi, içmesi, uyuması, yürümesi, seyahat hali, ikamet hali, iyiliği emretmesi, kötülükten sakındırması, Allah'a daveti, emri bil marufu, nehyanil münkeri bütün bir insanın yapabileceği her şey Allah Resulü'nün hayatında zikre bürünmüştü. Her anı zikirdi. Şimdi Ayşe annemizin sözünü hatırlıyoruz tekrar. Allah Resulü her anında Rabbini zikrederdi. Her anında hatta cünüplüğünde bile. Allah'tan uzak bir hayat yaşamazdı Resulullah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ı zikri hayat, Allah'ı zikretmemeyi memat, ölüm kabul ediyor. Diyor ki bir hadisinde Rabbini zikredenle zikretmeyenin örneği tıpkı ölüyle dirinin örneği gibidir. Allah'ı zikreden hayat sahibi diri bir insandır. Allah'ı zikretmeyen de tıpkı bir ölü gibidir. Görüntü var ses yok. Böyle bir insandır. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın zikredildiği yerlerin en hayırlı meclisler olduğunu söylemiş. Buyurmuş ki bir kavim Allah'ı anmak için bir araya gelirse yani bunun içerisinde dua etmek girer, zikir girer, Kur'an okumak girer, nasihatleşmek girer. Allah'ın dinini davet girer. Bütün bunlar girer. Bunlar için bir araya gelirlerse melekler onları kuşatır. Kanatlarını gerer. Oraya rahmet indirir ve oraya sekinet nazil olur diyor. Sekinet yani gönül huzuru, kalp huzuru. Dünyanın en mutlu insanı olma hissi. Allah bunu indirir. Bunu biliyor Resulullah Efendimiz. O yüzden her meclisini zikir meclisi haline getirmiş. Yine en aşağı 70 kez Rabbinden bağışlanma diyor, diliyor Allah Resulü. Günahları olduğu için değil. Sırf Rabbine olan sevgisinden dolayı. Ya Rabbi ben seni daha çok övemediğim için senden af diliyorum. Mesela tuvaletten çıktığında Allah Resulü af diliyor. Niye af diliyor sizce? Günahmış dedi işledi tuvalette? Hayır. Oraya girdiği zaman Rabbini gereği şekliyle zikredemedi. Kur'an okuyamadı. Dua edemedi belki. Çünkü necaset ortamında bunlar yapılmaz. O yüzden af diledi. Allah Resulü böyle Rabbini zikrediyordu. Bakın kardeşler. Şimdi kısaca bir günü, gününü anlatacağım Allah Resulü'nün. Sabahleyin uyanıyor yatağından. Uyanır uyanmaz Allah Resulü'nün yaptığı ilk iş ne? Elhamdülillahi lezi ahyana ba'dama emâtenâ ve ileyhinnuşûr. Bizi öldürdükten sonra yani ruhumuzu canımızı alıp uyuttuktan sonra... Bize tekrar hayat bahşeden Allah'a hamdolsun. Rabbine hamd ile başladı. Zaten dönüş onadır dedi. Sonra evinden mescidine çıkardı sabah namazı için. Mescide girerken derdi ki Allahümme iftihli ebvâbe rahmetik. Rabbim rahmetinin kapılarını bana aç. Sonra namazını kılar. Mescidden evine gelirken de derdi ki Allahümme inni es'eluke min fadlik. Allah'ım ben senin lütfunu, fazlını istiyorum. Bunu niye söylerdi? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah veselullah min fadlihi buyurdu. Allah'ın fazlından isteyin. Bazen insanları duyuyorum. Ya sanki Allah cimriymiş gibi, Allah fakirmiş gibi Allah'tan istemeye utanıyorlar. Ya arkadaş Allah sana iste diyor. Sen istediğinde neyi vermedi Allah? İstenilmediğinde Allah öfkelenir. Sen iste. Allah Resulü bunu bildiği için mescitten çıkarken çünkü hayata gidecek. Hayat Allah'ın fazlının geleceği yeri. O nedenle Allah Resulü Allah'ın fazlından istiyor. Sonra kardeşlerim, mescidin içindeyken çıkmadan önce halini söyleyelim. Sabah namazını kılıyor, ashabına dönüyor. Rüya gören var mı diye soruyor. Onların rüya tabirlerini yapıyor. Daha sonrasında veya bunun öncesinde oturduğu yerde Allahu Teala'yı zikrediyor. Sabah zikirlerini yapıyor. Mutlaka yapıyor bunu. O nedenle biz de sabah namazımızı kıldıktan sonra imkan ölçüsünde belki hepsini yapamayız ama ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Tamamı elde edilemeyen şey tamamı terk de edilmez. Bütün sabah zikirlerini yapamıyorum diye hepsini terk etmenin de anlamı yok. İmkan ölçüsünde sabah zikirlerini yapacağız. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescidinden evine giriyor. Evine girerken ne diyor? Allahumma inni es'eluke hayral mevlici ve hayral Bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna ve ala Allahi Rabbina tevekkelna. Allah'ım giriş yerinin de çıkış yerinin de hayırlısını senden isterim. Senin adınla girdik, senin adınla çıkarız ve Rabbimiz olan Allah'a, Allah'ımıza tevekkül ederiz. Sonra sabah oluyor, belirli bir vakte erişilince Allah Resulü çarşıya doğru evinden çıkıyor. Evinden çıkarken diyor ki, Bismillahi tevekkeltu ala Allah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak Allah'ladır. Allahümme inni a'udhu en adilla ev udal ev azilla ev uzal ev azlima ev uzlam ev 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 Allah'ım sapmaktan ve saptırılmaktan, ayağımın kaymasından, ayağımın kaydırılmasından, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten, bana karşı cahillik edilmesinden sana sığınırım diyor. Çünkü dışarıya çıktığında Dinini kaybedebilirsin, ayağın kayabilir, sapıtabilirsin, cahillik yapabilirsin. Birileri sana cahillik edebilir, zulmedebilirsin, edebilirsin, zulme uğrayabilirsin. Bütün bunlardan Allah Resulü Rabbine sığınmıştır. Bakın evinden çıkarken de Rabbini unutmadı. Yine Rabbini zikretti. Sonra kardeşler evinden çıktı. Diyelim ki dışarıda bir nimetle karşılaştığında şöyle derdi. Elhamdülillahillezi bi nimetihi tetimmus salihat. Verdiği nimetle salih işlerin, güzel işlerin tamamlandığı Allah'a hamdolsun derdi. Elhamdülillahi lezi bi ni'meti tetimmu salihat. Bunları öğrenelim inşallah. Hoşlanmadığı bir şeyle karşılaşırsa da Elhamdülillahi ala kulli hal derdi. Hastalık olabilir, ticareti kaybedebilir, zarar edebilir, belki yanlış işler görebilir. Yani hoşuna gitmeyen, kendisini rahatsız eden, istemediği bir şey gördüğünde de böyle derdi. Sonra kardeşler acıkırdı yemek yerdi. Yemeğe başlarken Bismillah. Yemeğini yedikten sonra da Elhamdülillahillezî et'amena ve saqana, ve ce'alena muslimin veya ve ce'alena minel muslimin derdi. Bizi yediren içiren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamdolsun. Hacı amcalar gibi nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaat et ya Resulullah demezdi. Bunlar hurafe, bidat olan şeyler. Hatta Allah korusun akideyi zedeleyen şeyler. Allah Resulü biraz önce dediğimiz gibi Rabbini överdi. Başka bir şey yapmazdı. Sonra tuvaleti gelirdi. Tuvalet ihtiyacı için tuvalete girdiğinde ne derdi? Allahümme inni e'ûzu bike minel hubuthi vel khabais Allah'ım erkek cinlerden ve kadın cinlerden, dişi cinlerden sana sığınırım. Erkek şeytanlardan ve kadın şeytanlardan sana sığınırım derdi. Bazı rivayetlerde girerken Bismillah derdi. Ya tuvalete Bismillah denilir mi? E i̇yi de kardeşim kulluk değil mi? Ben haram işlemiyorum ki. Allah Resulü diyor Bismillah cinlerle sizin aranızda perdedir. Eğer siz Bismillah derseniz sizi çıplak uğrak göremezler. Sonra tuvaletten çıkarken de derdi ki <laughs> Rabbim senin affını istiyorum. Beni bağışlamanı istiyorum. Mağfiretini istiyorum derdi. Çünkü içeride gereği gibi Allah'ı zikredemedi. Bundan dolayı Allah'tan af dilerdi. Daha sonra namaz için hazırlık yapar. Abdest alır. Abdest alırken Bismillah der. Abdestini bitirdikten sonra da Eşhedü en la ilahe illallahü la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasuluhu der. Sonra da Allahümme cealni minet tevvabine ve cealni minel mutetahhirin. Allah'ım beni çokça tövbe edenlerden ve tertemiz arınanlardan eyle derdi. Abdest alırken bazılarımızın yaptığı gibi çocukluktan kalan bir adet her organı yıkarken belirli şeyler söyleniyor. Ya da amentü duası okunuyor. Böyle şeyler yok sünnette. Sünnette abdeste başlarken Bismillah demek var. Abdest bitince de bu duayı okumak var. Onun haricinde aralarda her organı yıkarken bir dua okunacaktır diye sünnette bir şey yok. Bu bidat olur Allah esirgesin. Peygamberimizin yapmadığı bir şey olur. Bundan uzak duracağız. Böyle derdi Sonra namazını kılar. Namazını bitirdikten sonra da derdi ki Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celal vel ikram. Rabbim sen selam olansın. Selamet ancak sendendir. Ey celal ve ikram sahibi sen ne mübarek bir zatsın. Ne mübareksin derdi. Ardından la ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir duasını okur. Bazı rivayetlerde Allah'ım la mani alima atayt ve la mena't ve la derdi. Allah'ın verdiğine engelleyecek, engellediğini verecek yoktur. Zenginlere zenginlikleri fayda vermez. Zenginlik sendendir Allah'ım derdi. Ve bunun gibi farklı dualarda ederdi. Daha sonra da 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber ya da 34 kere Allahu Ekber der zikrini yüze tamamlardı. Şimdi kardeşler daha uzatılır bu liste e, uzun bir şekilde sürer gider. Bunların hepsini burada anlatmamız mümkün değil. Sizin yapmanız gereken Elvabilus Sayyib gibi ya da Hisnul Muslim gibi ya da İmam Nevevi'nin El Azkar gibi ya da İmam Nesai'nin Amelül Yevmi ve Leyle gibi kitapları temin edip oradan Allah Resulü'nün her anında yaptığı dua ve zikirleri öğrenmek. Ee, burada kısa bir şekilde ben Allah Resulünün Rabbini nasıl zikrettiğini e, anlatmaya çalıştım. Biz bu yönünü nasıl örnek alacağız? Önemli olan nokta burası. Bir, öncelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerede nasıl Rabbini zikretmiş, bunu ezberleyeceğiz. İnanın bir Müslüman olarak en öncelikli görevimiz bu. İki, konuşmamız zikir, susmamız fikir, bakışlarımız ibret olacak. Yani konuştuğumuzda Allah'ı konuşacağız. Allah'ı gündeme edeceğiz. Allah, Allah, Allah daima biz Rabbimizi anlatacağız. Gerek bu biraz önce efendimizin okuduğu dualar şeklinde, gerekse Rabbimizi övme, anlatma, onun dinini insanlara ulaştırma şeklinde, gerekse nasihat etme şeklinde sürekli Allah'ı gündeme edeceğiz. Konuşmamız zikir olacak. Susmamız susmamız da fikir olacak. Sustuğumuz zaman düşüneceğiz. Birisi konuşurken onu dinleyeceğiz. Baktık ki boş konuşuyor. Bir sefer o boş konuşurken ya müdahale edeceğiz ya da buna imkanımız yoksa biz susarken Rabbimizi tefekkür edeceğiz, dinini tefekkür edeceğiz. Sürekli fikir haletinde olacağız. Bakışlarımız da ne olacak? İbret. Göğe baktın ibret alacaksın. Yere baktın ibret alacaksın. Çocuğa baktın ibret alacaksın. Böyle olursa hayat gerçekten çok anlamlanır. Allah'tan bağımsız olmamış oluruz. Ee, üçüncüsü de kardeşlerim, tıpkı Resulullah Efendimiz gibi hayatın her alanında, her kalesinde, her lahzasında Allah'ı gündemde tutacağız. Bakın, önce Resulullah'ın yaptığı duaları ezberleyeceğiz. Sonra konuşmamızı zikir haline döndüreceğiz. Sonra da hayatımızın her anında bu zikri uygulayacağız. Biz böyle yaparsak Allah Resulü gibi Rabbimizi zikretmiş oluruz. Hayatımızda onu örnek almış oluruz ve Allah'ı çok çok zikreden erkek ve kadınlardan olmuş oluruz ki böyle olanlara Allah büyük bir mükafat ve büyük bir mağfiret vaat etmiştir. Allah vaadinden dönmez. Rabbim beni de sizleri de kendisini çokça zikreden tıpkı Resulullah Efendimiz gibi anan ve bu anma kendilerine zor gelmeyen Salih kullarından eylesin Amin. ve bu şekilde cennetinde cemalini bizlere göstersin. Allah Amin. sizden razı olsun. Elhamdülillahi rabbil alemin.